Allah'a emanet. Karavul Faragat. Soldan karşılamak için. Karavula. Ol. Cənab Türkiyə Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaral düzülür. Qaral rəisi Mahir Quliyev. İslam ordusu ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin destanlı mücadelesiyle Bakü'nün zulümden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bizler aynı zamanda aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan iki devlet, bir millet diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeğin altını hemen çizmekte fayda görüyorum. 15 Eylül 1918 yılında şu an üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanan savaş asla sıradan bir hadise değildir. Bir asır önce burada verilen mücadele bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür. Geçmişi bilmeden bir asır önce Nuri Paşa ve askerlerinin ta binlerce kilometre öteden Bakü ve Gence'ye koşmalarının sebeplerini anlamadan azatlık meydanındaki şu dayanışma tablosunun manasını da kavrayamayız. Bundan bir asır önce kardeşlerimizin işgal altında çektiği zulüm öyle boyutlara ulaşmıştır ki Nuri Paşa Gence'ye geldiğinde Azerbaycanlı çocuklar hep bir ağızdan mutluluklarını şöyle dile getirmiştir. Salon gelir, yan gelir. Genceliğe şan verir. Gence'nin civanları Bakü diye can verir. Azerbaycan'ın meşhur Laleler türküsünün hüzünlü hikayesi de aynı şekilde çekilen çilelerin ve Kafkas İslam ordusunun gönüllerde sebep olduğu inşirahın timsalidir. Gence bölgesine intikal eden binlerce asker başlarındaki kırmızı fesleri ve püskülleriyle uzaktan gelincik tarlasını andıran bir görüntü oluşturur. Gelincik, Azerbaycan Türkçesinde lale demektir. Bunun üzerine şair Telman Hacıyev hissiyatını dizelere şöyle döker. Yazın evvelinde Gence çölünde çiğipler yine de dize laleler. Yağıştan ıslanan yapraklarını serikler dereye düze laleler. Meylim yüzündeki kara haldadır. Hicranın el acı ilk vusaldadır. Ne vahtır aşığın gözü yoldadır. Bir gön al gelesiz bize laleler. Nuri Paşa'nın ve Kafkas İslam ordusunun Bakü ve Gence'ye gelişi Azerbaycanlı kardeşlerimiz arasında işte böyle bir heyecanla, işte böyle büyük bir umuda vesile olmuştur. Değerli kardeşlerim, bugün 15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu büyük zaferi küçük, önemsiz göstermeye çalışan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Buna teşebbüs edenler o dönemde aldıkları ağır yenilginin utancını hala unutamayanlardır.
Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Cenab Recep Tayyip Erdoğan. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Bakülü kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Nazik daveti ve misafirperverliği için Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Hanımefendiye şahsım ve eşim adına da kalbi selam ve saygılarımı bildiriyorum. Sözlerimin hemen başında Azerbaycan'ın bağımsızlığı için toprağa düşen tüm şehitlerimizi tazimle yad ediyor, kendilerine Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Onlar fedakarlıkları ve cesaretleriyle geride nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destan bırakarak Türkiye ve Azerbaycan'ın ebedi kardeşliğinin de nişanesi oldular. Bizler dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 ayrı şehitliği olan bir ülkeyiz. 1132 şehit mezarıyla Azerbaycan, Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Burada koyun koyuna yatan şehitlerimiz, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da timsalidir. Türkiye ve Azerbaycan geçmişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir, iki kardeş ülkedir. Bizler büyük şair, merhum Bahtiyar Vahapzade'nin o güzel ifadesiyle bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşkimiz bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalımız, bayraklarda hilalimiz. Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum, ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan, Türkiye. Evet, Türkiye ile Azerbaycan bu mısralarda tecessüm eden kardeşliğin en güzel örneğidir.